Başımıza kötü bir şey gelmeden eve ulaştığımız için şükrettiğimiz, artık sosyal medyada, televizyonda bir gün olsun dahi kötü bir haber okumamak için dua ettiğimiz bu günlerde artık yepyeni bir sorunumuz var. Hiçbir ülkenin kabul etmediği ve içinde tonlarca ağırlıkta asbest bulunan Nao Sao Paulo gemisinin hem söküm hem de parçalama işlemi İzmir Aliağa'da yapılacak. Biz bu arada Alaybey sahilindeyiz, yani bir askeri tesis önündeyiz aslında. Buranın orayla alakası yok ama biz yine de size bir İzmir manzarası önünde bu konuyu anlatmak istedik. Böyle işlemler Aliağa'da aslında yıllardır yapılıyor. Belki binlerce gemi paramparça edilmiştir. Hatta günlük hayatta kullandığımız eşyalardan bazıları belki de zamanında okyanus dalgalarında süzülen bir gemiye aitti. Ancak Nao Sao Paulo'nun bir farkı var ve tonlarca büyüklükteki bir farktan bahsediyorum. Bu videoda bahsettiğim bu geminin olayından, hem Aliağa tersanelerinin tarihinden, hem de kelimenin tam anlamıyla bir saatli bombanın Türkiye'ye yaklaştığından bahsedeceğiz. Hiç düşündünüz mü böyle denizlerdeki varlığı sona eren gemilere ne oluyor? Çünkü bu gemilerin yaklaşık 25-30 yıllık bir ömrü var ve o ömür bittiğinde bu gemilere ne yapılıyor? Benim için en mantıklı cevap okyanusun derin bir noktasına batırılıyor diyeydi. Ama tabii ki böyle bir durum olmuyormuş çünkü gemiler için ne olursa olsun bir adres belirtmek zorundasınız. Eğer gemiyi denizden çekecekseniz de o gemiyi yok etmek, aslında tabiri caizse geri dönüştürmeniz gerekiyor. İşte bu sebeple de gemi söküm ve parçalama işlemleri yapılıyor. Hatta sektörde buna gemiyi jilete göndermek deniyor. Parçalama işlemi sayesinde hem yedek parçalar elde ediliyor hem de çıkarılan demir çelik yeniden kullanılıyor. Bu sayede hem demir madeni çıkarmak için uğraşa gerek kalmıyor hem de çelik üretimi için enerjiden tasarruf edilmiş oluyor. Yani aslında tam anlamıyla bir geri dönüşüm. Ancak bu sektör aslında dünyanın en tehlikeli endüstrilerinden biri olarak geçiyor. Sebebi de aslında Nao Sao Paulo gibi zehirli gemiler. Bu gemi Fransız donanmasının hizmet edilmesi için üretildi. Daha sonra Fransızlar tarafından Brezilyalılar satıldı. Tabii Fransızlar bunu nükleer denemelerde kullandı. Birçok yerde Afrika savaşlarında kullandı. Yani bu hikayede Fai Sao Paulo gemisi olsa da maktul de Aliağa'daki tersanede çalışanlar oluyor. Aslında tüm halk oluyor. 1974'ten beri gemi geri dönüşüm sanayinin merkezi olan Aliağa'da bugüne kadar yüzlerce askeri ve yolcu gemisi parçalanmış. Hatta belki haberden hatırlıyorsunuzdur. 2016'da İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir gemi Aliağa gelmişti. Bu bayağı konu olmuştu, bu geminin burada ne işi var diye, ama asıl sebebi aslında geminin burada parçalanacak olmasıydı. Aliağa'da tersanesi bulunan Leyal adlı bir firma 2 milyon 100 bin sterlin karşılığında gemiyi satın aldı ve parçalama işlemini de Aliağa'da yaptı. Anlayacağınız Aliağa'daki tersane aslında dünyada gerçekten bilinen bir yer. Hatta Türkiye, Hindistan, Bangladeş ve Pakistan'dan sonra gemi geri dönüşümü alanında 4. sırada. Burada baktığımızda aslında zirveye yakın görünüyoruz ama bu listenin ne kadar sağlıklı olduğu biraz tartışılır. Çünkü bahsettiğim ülkelerin iş güvenliğine ya da insan sağlığına ne kadar önem verdiği aslında ortada. Anlatılana göre Aliağa'da gemi parçalama üzerinde tam 22 tesis var ama bunlardan sadece 8 tanesi Avrupa Birliği'nden onay almış durumda. Sao Paulo gemisi de bu tarz onaylara sahip olan tesislerden birisi olan Sök Denizcilik'te parçalanacak. Aslında biz burada bir hedef gösterme derdinde değiliz kesinlikle. Bizim anlatmak istediğimiz bu geminin gerçekten zehirli olma ihtimali. Tehlikenin boyutunu size şöyle anlatacağım. Bunu direkt kaynaktan okuyorum. 5 yılda sökülen 714 ton gemiden toplamda 241 ton asbest çıkmış. 741 ton gemi, 5 yılda ve 241 ton asbest çıkıyor. Şu anda gelen geminin tek başına 760 ton asbeste sahip olduğu söyleniyor. Şu an Türkiye'ye doğru yola çıkmış olan ve ne olursa olsun bu sulara girecek olan geminin içindeki asbestle ilgili aslında miktar olarak farklı iddialar da var. Örneğin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gemide 600 ton asbest bulunduğunu söylüyor. Başka bir iddiada 900 ton olduğu söyleniyor. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 900 ton değil 9 ton var diyor. Son olarak da Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şeymus Ensari'ye göre de bu gemide 760 ton asbest var. Rakam bizi şüpheye düşürdü. Yani siz bunun birebir kopya gemisinde 760 ton asbest temizlendi. Biz oraya referans alıyoruz. İki tane araba üretiyorsunuz. Bir tane arabaya diyelim ki 100 kilo conta koyuyorsunuz. Öbür arabada diyorsunuz ya onda bir kilo var. Yani bu bir kere bize şeye düşürdü. Raporun güvenilirliğine gölge düşürdü, açık konuşayım. Bana göre de en sağlıklı rakam 760 ton. Bunun ikiz gemisini gemi sökümünde dünya lideri Hindistan dahi kabul etmedi. O kadar risk gördü ki bunun ikizinde. Dedi ki hayır, Hindistan mahkemesi karar verdi. Bu gemi Fransa'ya iade edildi. Fransa hükümeti de İngiltere'de söktü. Bakan kurum aslında bir tehlike olmadığını söylüyor. Hatta geminin Türkiye'ye gelirken uluslararası kontrollerden geçeceğini, Türkiye'ye girdikten sonra tekrar kontrol edileceğini ve istersek iade edebileceğimizi söylüyor. Tabii ki o testlerde bakılması gerekiyor. Şimdi nedir? IHM dediğimiz geminin tehlikeli madde, asbest gibi veyahut da işte birçok tehlikeli madde gibi işte ölçümler gibi bir rapor. Bunu bağımsız yetkili kuruluşlar yapıyor. Yani eğer ki o gemide belirtilen ölçülerin dışında farklı ve daha tehlikeli bulgular rastlanırsa tabii ki geri gönderilir. Nereye gönderilir? Brezilya'ya gönderilir. Brezilya'da, çünkü biz Brezilya'dan satın aldık, ihaleyle almışlar. Brezilya'dan da
muhtemelen Fransa'ya gönderilir. O zaman biz de dedik ki Sayın Bakan, bu gemi Türkiye'ye gelecek. Bu asbest buharı olmayacak nasıl? Bu gemiyi, işte asbest çökümü uzmanlarımız var, tehlikeli madde uzmanlarımız var, gemi inşa mühendislerimiz var, kimya mühendislerimiz var. Bunları biz de bağımsız bir komisyon olarak incelemek istiyoruz. Hakikaten 9 ton asbest doğruysa tebrik edelim sizi. Yani ikizini Hindistan dahi kabul etmedikten sonra ben nasıl şimdi sizin 9 ton açıklamanıza güveneyim? Bu geminin birebir ikizi kanıtlanmıştır. 760 ton asbest vardır. Bu gemide 9.6 ton asbest olması imkansızdır. Peki 9 ton olsa tamam mıydı? Yani 9 ton çok sorun olmayacak bir miktar mı peki? Hayır, 1 kilo bile çok ciddi bir sorun. Hmm. Bakın baş parmağınızın tırnağına bakın. O büyüklükte bir katı asbest levhasını, kaç tane lif vardır, o da asbest lif vardır? 2 milyon tane. Bakın gözümüzün göremediği mikron veyahut da nanometreye kadar küçülebilen, önlenebilen liflerden bahsediyoruz. Yani büyük bir bela, çağın belası bence. Konunun aslında bu kadar büyüyor olmasının sebebi gemide tonlarca asbest bulunması. İster 900 ton, ister 1000 ton, ister 500 ton. Gemide gerçekten zehirli bir mineral var. Peki bu asbest tam olarak ne? Aslında günlük hayatta her yerde ona rastlayabiliyoruz diyebilirim. Çünkü bunun sebebi asit ve bazlara karşı dayanıklı olmasıyla birlikte aynı zamanda ısı ve elektrik konusunda çok güçlü bir yalıtkan. Aslında birçok türü olan ve bu türlerin neredeyse tamamı zehirli olan asbest, lifli ancak kanserojen bir mineral. İnşaattan tutun da kozmetik, züccaciye, süs eşyası, madencilik, otomotiv, yani her alanda ona rastlayabiliyoruz. Örneğin şu anda ekrana bir görsel geliyor. Bu görselde numaralandırılmış alanların tamamında asbest kullanılmış. Bulaşık makinesinden, davlumbazdan tutun da alçı malzemelerinden pencere camlarına sürülen macunlara kadar her şeyin içinde asbest var. Peki Ali Ağa koşullarında, oradaki çalışanların koşullarında bu asbest tam olarak gemilerden nasıl sökülüyor? Peki oradaki standart da bizdeki standart bir mi? Aslına bakarsanız kardeşim, ona da AB kriteri verilmiştir, ona da AB kriteri. Peki AB kriterlerinin gereği yapılıyor mu? Rant mı, hayat mı? Rant tarafını tercih ediyoruz Türkiye'de ama Avrupa Birliği'ndeki gemi söküm testleri hayat tarafını tercih ediyor. Geminin sökümü esnasındaki bu çalışan işçiler, bunlar özel kıyafetler giyerler. Özel kıyafet dedim aslında kişisel koruyucu donanım, standart bir donanım. Nedir? İşte bunlar tulumdur, tam yüz maskesi ya da toz maskesi, ortama göre kapalı yerdeyse tam yüz maskesi, açık bir alandaysa en azından P3 maskeler, iş gözlükleri, iş eldivenleri, Tyvek tulum dediğimiz, yani kesinlikle içine bir lif dahi tehlikeli madde geçirmeyen tulumlardan bahsediyoruz. Ve bunlar, işçiler bunu yemek aralarında dahi bu kıyafetleri tehlikeli atık sınıfına girer ve bu asbest sökümünde çalışan işçiler tek kullanımlık iç çamaşırı kullanmaları gerekir. Çünkü o iç çamaşırlarına kadar çıkarırlar, duşlarını alırlar, sonra temiz kıyafeti alıp mesai terk edip evlerine giderler. Bakın bu dediğim hijyen kabinlerinden dahi koskoca Ali Ağa tesislerinde 1-2 tane olduğunu bize istihbaratı gelmiş. Bizde işçiler toz maskeleri bile işverenden dilenerek alıyorlar. İşverenler toz maskesini dahi vermekten imtina ediyorlar. Yani bu kadar arada İSG kültürü farkımız var. Ya da tam olarak nasıl bulaşıyor? Sadece çalışanlara mı zarar veriyor? Bulaştıktan sonra da vücutta ne gibi reaksiyonlara yol açıyor? Şimdi çok uzağa gitmeyin. Şu anda Ali Ağa'da Ege Denizi'nde numuneler alalım. Zaten rastlayacaksınız. Çünkü Çandarlı'daki arkadaşlarım diyor ki abi diyor bize diyor Çandarlı sahillerinde gemi parçaları geliyor. Şimdi Ege Denizi kirletiliyor. Bu gemiyi beklemeyelim. Bu gemiyi yok sayalım. Şu anda bugün denetimi açsınlar. Rahatlıkla orada size asbest bulacağız. Bir önceki açıklamamız, işçinin birisi numune aldı. Çıplak elle asbestli levha söküyor. Numuneyi biz laboratuvara gönderdik. Laboratuvar sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştık ve asbest bulduk. Yani demek ki bunlar hani paketlenecekti, hani özel korunacaktı, hani işçiler özel kıyafetleri giyecekti. Yani şu an Ali Ağa'da yaşayan herhangi bir insanın, Ege Denizi'nde evet, denize giren insanlar da şu an tehlikede mi aslında? Kesinlikle tehlikede. Öncelikle solunum yollarından gelir. İnemsi yapısı nedeniyle de bağışıklık hücrelerimiz buna direnemez. Tamamen ciğere gelir, saplanır. Bu işin ortalaması 15-20 yıldır hastalığın ortaya çıkması. Yani 20-25 yaşındaki bir işçiyi düşünün. Bu işçiyi 40-45 yaşlarında kaybedeceğiz. Yani şunu söyleyeyim. Ali Ağa'da mezotelioma dediğimiz akciğer zarı kanseri vakaların arttığı. Bunu bizzat doktorlar, hocalardan öğrendim. Bu artık bu tehlikeye dur demeliyiz. Sizlerin de desteğiyle. Anlayacağınız Türkiye, özellikle de Ali Ağa bölgesi bu konuda gerçekten büyük bir tehlike altında. Ama az önce de bahsettim, yani son 5 yılda dahil olmak üzere geçmişte de asbest bu gemilerden sökülmüş. Peki elde edilen asbest tam olarak nasıl bertaraf edilmiş, nereye atılmış ya da nasıl yok edilmiş? Bu çıkarılan asbestler sızdırmaz paketlerle paketlenir. Normal hafriyat kamyonlarıyla değil, atık taşıma araçlarına yüklenir, tehlikeli atık taşıma özel etiketlenir. Lisanslı atık depolama tesislerine taşınır. Orada büyük çukurlar açılır ve o çukurlara gömülür. Bak, asbest yok edilemeyen bir mineral. Asbest tabiatta
asitle şunla bunla asbesti yok edemezsiniz. 1200 derecenin üzerinde yanma noktası var. Ama 1200 derecenin üzerinde diyelim ki bir ısı verdiniz, patlıyor, yine yayılıyor. Gemiyi satın alan ve az önce adından bahsettiğimiz Sök Denizcilik bu sabah bir açıklama yaptı ve bahsedildiği şekilde o kadar büyük asbest miktarlarının bu gemide bulunmadığını ve bunun da belgelendiğini söyledi. Ama tam olarak kaç ton asbest bulunduğunu onlar da bize açıklamadılar. Bu yüzden eğer doğrusu onlardaysa bunu hala bilmiyoruz. Sizden yoğurt alacağım ben. Siz yoğurtçusunuz. Yoğurdunuzu ekşiler misiniz? Demezsiniz. Açıkçası suya sabunu dokunmadan bir açıklama olmuş. Türkçesi bu. Böyle ifade edebildim. Yani ne bizleri üzmek istemiş ne de işte kendine bir zarar gelmeyecek şekilde ya işte biz gerekeni zaten yapıyoruz denmiş. Yani saatli bombadan beter olarak tanımlanan Sao Paulo gemisinin Türk halkıyla birleştiği nokta işte buydu. Bugün de asbest ya da gemi jiletleme gibi pek çok kavram öğrendik. Aslında son zamanlarda kötü tecrübeler sebebiyle pek çok yeni şey öğrenmeye devam ediyoruz. Ve asıl soru şu, bu öğrendiğimiz şeyler gerçek hayatta karşımıza çıkacak mı? Eğer çıkarsa da bunlara nasıl cevap vereceğiz? Bu konunun çözümü tamamen ne bakanlıktadır ne bizlerdedir, işverenin zihniyetindedir.